Merhaba arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu bir anket videosu. Şimdi iki parttan oluşuyor. İlk partında anketimiz var. İkinci partında da D1X şifresini unutanlar için nasıl tekrardan yeni kayıt oluşturulacağını, daha doğrusu şifresini nasıl sıfırlayacağını göstereceğim. İlk partı izlersiniz. İkinci parta ilgili olan arkadaşlar bakabilir. Şimdi ben bildiğiniz üzere geçen hafta PUBG videolarına başladım. Battlegrounds videolarına başladım. H1Z1'de zaten çekiyorum. Bu iki oyunu da yayınlamayı düşünüyorum ve ikisine de devam etmeyi düşünüyorum. Yani H1Z1'i bırakmıyorum. Çünkü genelde PUBG videolarına başlayanlar H1Z1'i bırakıyor. Bizde inşallah böyle bir şey olmayacak. Fakat oyunun, videonun yayınlanma sıklığı ile alakalı sizlere danışmak istedim. Siz nasıl istiyorsanız ona göre videoları yayınlamaya devam edeceğim. Ama kimse bizim Einstein'lık katsayımızı ölçümlendirmeye kalkmasın. Biliyorum ki beni izleyenler genelde %90'ının üzerinde H1Z1 videoları sayesinde izlemeye başladı. Dolayısıyla H1Z1 1-0 önde gibi görünebilir. Yani PUBG'yi çeksem mi çekmesem mi sorusunu sorarsam size büyük ihtimalle anket çekme diye sonuçlanır. Ama biz bu anketi şu şekilde yapacağız. Anketin şıklarına ben slash koyacağım. Slash'ın sol tarafı H1Z1 için olacak. Sağ tarafı da Battlegrounds için olacak. Bunlar oran. Örnek veriyorum. Sol tarafında 2, sağ tarafında 1 varsa 2 gün üst üste H1Z1 yayınlayacağım. Ertesi gün, 3. gün Battlegrounds yayınlayacağım. Ya da sol tarafında slash'ın 1 varsa, sağ tarafında 3 varsa ilk gün, birinci gün H1Z1 yayınlayacağım. İkinci, üçüncü ve dördüncü günler PUBG'yi yayınlayacağım. Bunun oranını birkaç tane oran belirledim ben. Bu oranları koyacağım şık olarak. Sizlerden seçmenizi istiyorum. Bir hafta sonra bakacağım, değerlendireceğim. En çok hangisi seçildiyse o şekilde videolar gelmeye devam edecek. Eğer H1Z1'in sayısının azalmasını istiyorsanız zaten belli olur. Ya da PUBG'nin azalmasını istiyorsanız o da belli olur. Dediğim gibi iki oyunu da çekmeye devam edeceğim. Fakat bunun oranını size bırakacağım ve bir hafta sonra da kontrolünü yapıp o şekilde videolar gelmeye devam edecek. Belki daha sonraki zaman diliminde, mesela bundan 2-3 ay sonra belki tekrar bakarım. Tekrar baktığım zaman bu anket videosunda değişim olduysa ona göre videolar yayınlanmaya başlar. Mesela bir dönem siz belki PUBG'yi bu dönem içerisinde daha çok istiyorsunuzdur. Daha çok geliyordur. Ama ben bunu değiştirirsem, H1Z1 daha fazla koyuyorsam bunun sebebi ankette bir takım değişiklikler olmuş olmasıdır. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. İlgili olan arkadaşlar ikinci kısmı inceleyebilir. O zaman see you. Arkadaşlar, bir arkadaşımızın isteği üzerine bu kısmı çekiyorum. Şimdi eğer H1Z1'e girmek istiyorsanız fakat D1X şifrenizi bilmiyorsanız nasıl sıfırlayacağınıza dair bir video bu. Öncelikle D1X kullanıcı adınızı buraya yazıyorsunuz. Bunun doğru olduğundan emin olun. Eğer bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bilmiyorsanız şurada D1X isminizi unuttunuz mu kısmına tıklayacaksınız. Eğer şifreyi bilmiyorsanız sıfırlamak için ben atıyorum şöyle bir şifre yaptım. Login dedim. Hata verdi. Hata verdikten sonra şifrenizi unuttuğunuza dair şu kısma gireceksiniz. Burada D1X hesabınızın ismini istiyor sizden. Onu yazacaksınız. Ve devam tuşuna tıklayacaksınız. Sonra diyor ki sizin D1X şifrenizi resetledik. E-mail adresinizi kontrol edin diyor. Buradan devam edeceksiniz. Ve tekrardan hesabınızı aktif hale getirmek için Log into your account kısmına geliyorsunuz. Burada isminizi doğru bir şekilde tekrar yazdıktan sonra mailinize gelmiş olan şifreyi gireceksiniz ve yeni şifre oluştur kısmı var. Buradan yeni şifreyi oluşturuyorsunuz. Create a new password. Buraya da tıkladıktan sonra size gizli sorunuzu soruyor. Nerede doğdunuz? Ben demek ki bunu seçmişim. Yazalım.
Yeni şifrenizi buradan oluşturacaksınız arkadaşlar. 8-15 karakter uzunluğunda. Büyük küçük harfler olabilir. Numaralar olabilir. Ve özel karakter olabilir. En azından bir tane numara olacak diyor. Şifreler eşlenmelidir. Şu ikisi birbirine uymalıdır. Ve Daybreak kullanıcı adıyla çelişmemesi gerekir diyor. Buradan şifremizi yazalım. Zaten doğru yazdıkça aşağıdaki kısımlarda eşitleniyor. Tekrar continue diyoruz. Ve yeni şifreniz oluştu diyor. Tekrar continue diyoruz. Şimdi buradan denememizi yapalım. Nick'imizi girdik. Yeni şifremiz. Onu da yazdık ve girdik. Gördüğünüz gibi sayfamız açıldı arkadaşlar. Welcome Spouch. Şimdi siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Tekrar H1Z1 sayfamıza gelecek olursak buradan yeni şifremizi deneyelim. Yazdık. Bu bilgisayarda beni hatırla diyorum ve login diyorum. Ve oyun açılıyor arkadaşlar.